Sevgili izleyenler birkaç cümle etmek istiyorum. Bakın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hakikaten de anlamak mümkün değil. Bugünlerde enteresandır. Hatta CHP'ye yakın medyada, televizyon kanallarında neredeyse Macron'a hak verecek. Yani İslam'a hakaret eden, İslam düşmanlarını cesaretlendiren Fransa Cumhurbaşkanına hak verecek. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onu eleştiren sert ifadelerini de sert bulan açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu ayrı bir şey. Ama az önce bir şey söylemişti. Bakın Osmanlı İmparatorluğu'nda Mevlid-i Nebi günü gecesi resmi tatil ilan edilmişti. Ne zamana kadar Sultan Abdülhamit döneminde de böyleydi. Hatta İttihatçılar döneminde de böyleydi. Cumhuriyet kurulana kadar. Bir şey daha söylemiştik. O da şu. Bakın Osmanlı döneminde Eyüp Sultan sınırları içerisine yani Eyüp Sultan Hazretlerinin makamı, kabri orada olduğu için gayrimüslimlerin Eyüp Sultan'a girmesi bile yasaktı yer almaları da yasaktı. Turist olarak girmeleri bile yasaktı. Tıpkı Haremeyn-i Şerif'te olduğu gibi yani Mekke ve Medine'deki kutsal beldelere girmelerinin yasak olması gibi. Neden? Çünkü Peygamberimizi evinde misafir eden arkadaşı Eyyub El Ensari orada diye. Dolayısıyla böyle bir hassasiyet vardı. Bakın 1934'te ne oldu biliyor musunuz CHP iktidarında? Sanki intikam alırcasına Fransız yazar ve eşcinsel olmaklığıyla bilinen Pierre Loti'nin ismi hem de Eyüp Sultan Hazretleri'nin tam tepesindeki tepeye İdrisi Bitlisi tepesinin adı kaldırıldı. Pierre Loti Tepesi yapıldı. Yani bir eşcinsel Fransız yazarın ismi verildi o tepeye. Hem de şu anda bir zamanlar Osmanlı'da Eyüp Sultan'a gayrimüslim ve Fransızlar bile giremezken sanki intikam alırcasına CHP iktidarında hem de çok önemli bir şahsiyet olan İdrisi Bitlisi ismi kaldırılarak yerine Fransa'nın, evet Fransız bir yazar olan Pierre Loti ismi, Eyübe Lensari'nin tam da tepesine gelecek şekilde o tepeye ismi verildi. Şimdi buradan çağrı. Hani diyoruz ya Fransız mallarını boykot, onun boykot, bunu boykot. Aslında işe Fransız malı olan, ürünü olan laikliğin yeniden iadesiyle başlayabiliriz. Onu da biliyorsunuz Fransa'dan 1937'de ithal ettik. Mesela laikliği ihraç ederek başlayabiliriz ya da geri vererek başlayabiliriz. Bir, iki... Pialoti tepesinin ismini aslına döndürerek İdrisi Bitlisi Tepesi yaparak yine önemli bir iş yapmış olabiliriz. Buradan ilgili mercilere de bu çağrıyı yapmak istiyorum. Osmanlı'da dediğim gibi Mevlid-i Nebi peygamberimize saygıdan dolayı tatil bu tatil geri getirilebilir. Artı Eyüp Sultan'a gayrimüslimler giremezken öyle bir şey demiyorum ama en azından Eyüp Sultan Hazretleri'nin tepesindeki o Fransız yazarın ismi kaldırılıp İdrisi Bitlisi tepesi yaparak da önemli bir adım atmış oluruz diye umut ediyorum ve devam edelim.